Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manab ben. Yine bir General Mobile incelemesiyle beraberiz. Ben hep söylüyorum ya, TOG'a gösterilen arkadaşlar bu destek %1'i bile General Mobile'a gösterilmiyor. Bundan dolayı ya lütfen bu markanın yerli bir marka olduğunu unutmadan yorumlarımızı yapmaya başlayabiliriz. Geçtiğimiz günlerde sevgili İlkay Cihaner, General Mobile'ın genel müdür yardımcısı. Zaten birçok insan da tanıyordur kendisini. Müthiş bir fotoğraf tutkunu. Amerika'dan, New York'tan bir fotoğraf çekmişti ve ben de çok beğenmiştim. Abi mükemmel bir fotoğraf falan filan demiştim. Konuşmuştuk biraz böyle. Sonra geçtiğimiz günler Türkiye'ye gelince kendisiyle bir toplantı yaptık ve konuşurken abi Amerika'da da iyi gezdim falan filan dedim. O dedi ki ya abi ben Amerika'yı gezmeye gitmedim. Ben Amerika'da çalışmaya gittim dedi. Dedim hayırdır abi. General Mobile'ın Amerika'da arkadaşlar 5G altyapısıyla ilgili modem ve buna benzeyen ürünleri, yan ürünlerini arkadaşlar piyasaya sürmeye hazırlandığını öğrendim. Evet arkadaşlar, Amerika'da General Mobile bir ekip kurmuş ve bu pazarlama ekibi Verizon gibi firmalarla ortaklık yaparak bu ürünleri Amerika'da satışa sunmaya hazırlanıyorlar. Bana İlkay şöyle bir şey söyledi. Bunu bilmiyordum. Dedi ki abi biz şu anda Hindistan pazarında A ürünlerimizle beraber %20'lik bir pazar payına sahibiz dedi. Gerçekten de şaşırdım ve gururlandım. Şimdi gelelim Era serisine. Era serisinin anlamına baktığımız zaman değişim ve yenilenme olarak açıkçası sözlük anlamı olduğunu görebiliyoruz. General Mobile'deki bu değişim de arkadaşlar bu telefonlara yansıyor. Şimdi birçok insan şunu söyleyebilir. Abi bu telefonlar çok uygun fiyatlı, orta segment, belki orta alt segment telefonlar. Arayüz tarafında bu telefonlar kesin çok kötüdür. Hiç iyi bir performansa imza atmaz falan diyen de eminim birçok insan olacaktır. Peki gerçekten de öyle mi diye soruyorsanız, hadi gelin telefonların arayüzlerine şöyle bir yakından bakalım. Uygulamaların açılma hızlarında hep beraber kontrol etmiş olacağız. Tabii ki arkadaşlar iki telefonun da arayüzüne şöyle bir bakalım. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bakın dilerseniz hepsinin bütün uygulamaları kapatalım. Ve daha sonra şu anda gördüğünüz gibi herhangi bir uygulama yok. Ve daha sonra arkadaşlar işte bazı uygulamaları açalım dilerseniz. Hemen şöyle çekelim. Bakın baştan Google uygulamasıyla başlayalım. İkisi de bence gayet hızlı bir şekilde, net bir şekilde açtı. Gmail'e bakalım. Şu anda gördüğünüz gibi Gmail'i de evet baktığınız zaman Era 50 serisi bir tık daha hızlı açmış olabilir ama dediğim gibi ikisi de gayet iyi bir şekilde açabiliyor. Bununla beraber şu anda Google Maps'i çalıştırıyorum. İki telefonları yani Era 30 daha kötüdür, işte kullanılamaz durumdadır falan gibi bir, eğer kafanızda bir şey varsa öyle bir şey olmasın. Gördüğünüz gibi gayet net bir şekilde açıyor. Hatta YouTube'a da tıklayalım arkadaşlar. Şu anda baktığınız zaman tabii ki Era 50 daha hızlı açtı ama ikisi de gayet iyi bir şekilde açabiliyor. Bununla beraber hemen şöyle tıklayalım abi. Hiçbir problem yok. Gayet iyi. Üçüncü parti uygulamalara bakalım. Sosyal medya, Facebook açalım abi. Evet Era 50 daha hızlaşmış olabilir ama ikisi de bence gayet yeterli. Bir hızlı açılış süresi en azından bu anlamda bize sunuyor. Yani bu telefonları aldığınız zaman işte bu telefonda çok kötü deneyim yaşarım, Era 30 serisi Allah belasını versin falan gibi bir durum kesinlikle ama kesinlikle yok. Gayet dediğim gibi akıcı bir kullanıcı deneyim bu anlamda bize sunulabiliyor. Bunu söyleyeyim. Hemen Twitter'da açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Twitter'da tabii ki Era 50 daha hızlaşması normal fakat iki telefon da hızlı bir şekilde açabiliyor. Sahibinden.com'a tıklayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evet az önce de söylediğim gibi Era 50 bir tık daha hızlı olsa da iki telefon da en azından telefonlarda bu donma var mı, bekleme var mı gibi bir durum kesinlikle ama kesinlikle söz konusu değil. Kendi uygulamamızı açalım arkadaşlar, teknoburan.net'i. Tabii ki Era 50 her zaman olduğu gibi daha hızlı bir şekilde sistem cevap vermesine rağmen gördüğünüz gibi Era 30 serisinde de bunun da geldiğini görürüz. Hemen şöyle tıklayalım arkadaşlar. Bakalım nasıl açacak. Uygulama içinde çok daha rahat bir şekilde çalıştığını görebiliyoruz. İki, şuna bakar mısın? Hiçbir fark yok uygulama içinde. Evet tek yemeni muhteşem bir deneyim bu anlamda bize sunuyor. Hiçbir problem yok arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu tarafta özellikle şurada Era 30 arkadaşlar. Bu Era 30 serisinde daha kötü bir deneyim falan filan alacağım gibi bir kafanızda şey varsa öyle bir şey olmasın. Dediğim gibi gayet tüm uygulamalar hızlı bir şekilde açılabiliyor. Yani bakar mısın mesela şimdi Era 30 ön bilekten daha hızlı çekti arkadaşlar mesela. Yani Era 30'a daha hızlı demek mümkün mü? Tabii ki değil ama baktığınız zaman gayet dediğim gibi, özür dilerim basamadım. İki telefon da hızlı bir şekilde uygulamaları açabiliyor. Bu tarafta kafanızda soru işareti olmasın diye de bu videoyu özellikle çektim. Arkadaşlar Era 50 serisinde bence çok güzel bir yenilik var. Yan tarafa bir yan tuş konmuş. Peki bu nasıl çalışıyor? Buna da bir yakından bakalım ve daha sonra incelememize devam edeceğiz. Arkadaşlar Era 50 serisinde benim çok sevdiğim bir özellik var. Hemen göstereyim. Bakın ayarlara giriyoruz. Hemen ayarlara girdiğimiz zaman hatta burada şunu da gösterelim. Bakın telefon hakkında giriyorum. DDoS isminde yeni bir arayüz burada kullanılıyor. RAM tarafına giriyorum arkadaşlar. Bakın hafıza genişletme seçeneği var. Bunu açtığınız zaman 6 GB'a kadar burada sistem belirliğini arttırmanız mümkün. Yani 6 GB kendi RAM'inden 6 GB hafızanın arkadaşlar ROM'undan alarak ön belek oluşturma özelliğine sahipsiniz. Bunu da buradan göstermiş olalım. Bence güzel bir özellik. Ama benim açıkçası size
göstermek istediğim şey, şurada hızlı erişim tuşu adı verilen yeni nesil bir tuş sistemi var. Bakın ben bunu tek tıklamayla ekran görüntüsü al dedim. Çift tıklamayla Instagram aç dedim. Basılı tutarak da feneri etkinleştir seçeneklerini kullandım. Burada dilerseniz tek tıklamayla şu anda görürsünüz. İsterseniz ekran görüntüsünü ya da burada yüklü uygulamaları aç seçeneğinde buradan kullanabiliriz. Hakikaten çok güzel olmuş. Mesela bak tek tıkla, hemen tıklıyorum abi şuna. Direkt olarak ekran görüntüsünü aldı. Mesela çift tıklayalım abi. Hemen şöyle, hatta şöyle yapalım. Bakın direkt olarak Instagram'ı açtı ve çok hızlı açtı. Bu aslında hani iPhone'daki sistemlerden bir tanesi ama şunu söyleyeyim. iPhone'daki arkadaşlar, bu yan taraftaki şu tuştan bahsediyorum ama bana sorarsanız işte yok böyle kestirme ata bilmem ne yap falan, hiç bunlarla uğraşmadan çok net, çok profesyonel ve çok güzel bir şekilde yan taraftaki tuşun arkadaşlar bize hizmet ettiğini görüyoruz. Bu da bence çok güzel bir özellik. Hatta bakın bir de basılı tutalım. Basılı tutalım dediğimizde ne yapıyordu? Evet, feneri açıyordu. Şu anda gördüğünüz gibi fener açıldı. Bu yan taraftaki tuşa basarak en çok ihtiyacımız şeyler bir tanesi. Burada basamadım arkadaşlar. En çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi kesinlikle ama kesinlikle el feneri olabilir. Bunu da arkadaşlar yan tuşa atayarak, basılı tutarak bu durumu da çözdüm. Hakikaten de bu tuşta oldukça güzel olmuş. Canon Mobile'de bundan dolayı tebrik ediyorum. Arkadaşlar ERA 30 ve ERA 50 serisinde 5000 mAh pil gücü var. ERA 30 serisinde 18 wattlık şarj desteğine sahipken ERA 50'de bunun 33 watt olduğunu görüyoruz. Peki iki telefon pil tarafında bize ne sunuyor? Gerçekten çok detaylı olarak incelemesini yaptım. Bunları da sizlerle paylaşalım ki kafasında kimsenin soru işareti kalmasın. ERA 30'da arkadaşlar 00:13'te tam %100 pilimiz varken 24 saatlik bir video açtım ve izlemeye başladım. Tam 13 saatin sonunda telefonda hala %21 pil vardı ki bence gerçekten de iyi bir değer. Şimdi birçok insan diyecek ki abi 18 wattlık şarj desteği ERA 30'u ne kadar süre şarj edeceksiniz, ondan da bahsedelim. Saat 13.15 itibariyle telefonumuzda %20 pil varken orijinal şarj aleti ve orijinal şarj kablosuyla ERA 30'u şarja taktık. Saat 13.45'te ERA 30 arkadaşlar %50'ye kadar şarj olabildi. Yani yarım saatte %37 şarj oldu ki bence çok iyi bir değer. Saat 14.45'te yani 90 dakikanın sonunda telefonun %100'e kadar şarj olduğunu gördük. Yani 90 dakikada %80 şarj olabildi ki bence yeterli bir değer. Şimdi birçok insan diyecek abi telefonda oyun oynamadın mı? Evet, telefonda oyun da oynadım. Saat 9.37'de bu telefonda %54 pil varken telefonda PUBG oynamaya başladım ve tam 1 saat boyunca PUBG oynadım. Saat 10.37'de bu telefonda %40 pil kalmıştı. Yani 1 saatlik PUBG oynamanın sonucu %14 pil tüketti ki bu oldukça normal bir değer. Şimdi gelelim ERA 50 serisinin pil performansına. Saat gece 23.27'de %100 pilimiz varken yine 24 saatlik bir video oynatmaya başladım. Tam 14 saatin sonunda %17 pil kaldı ki bu donanım ve bu ekran için bence oldukça iyi bir değer. Peki 33 watt hızlı şarj desteği arkadaşlar bu telefonu ne kadar süre şarj ediyor, buna bakalım. Saat 13.30'da telefonumuzda %17 pil vardı. Tam 52 dakika sonunda 14.22'de ise arkadaşlar telefonumuzun %100'e kadar şarj olabildiğini gördük. Yani 52 dakikada %83 şarj olabildi ki 33 watt için bence oldukça iyi bir değer. Tabii ki bu telefonla da oyun oynadım. ERA 50 serisinde arkadaşlar saat 9.34'te %54 pilimiz vardı ve bu telefonda oyun oynamaya başladım. Saat 10.37'de yani 1 saat 3 dakika sonunda telefonumuzda %36 pil kalmıştı. Yani 1 saatlik oyunda %18 şarj tüketti ki tabii ki Full HD oynamanın avantajını da açıkçası burada pil tarafında bir tık daha fazla pil tüketimi olduğunu görebiliyoruz. Ama her iki telefonda pil tarafına gerçekten de alan insanları çok memnun edecektir. Şimdi gelelim iki telefonun teknik özelliklerine, biraz teknik özelliklerden bahsedelim. Teknik özelliklerden bahsederken de bu telefonların gerçek dünyada bizlere ne sunduğunu spesifik olarak sizlere göstereceğim. ERA 30 serisinde 6.6 inç boyutunda bir ekran var. Bu ekran 1600x720 piksel yani HD Plus çözünürlükte. 269 ppi yoğunluk var ve %90 ekran kas oranı tabii ki bizlere sunuluyor. Ekranın IPS tabanlı bir LCD ekran olduğunu belirtelim. Parlaklık tarafında kaç nits parlaklık sunduğunu göremedim ama oldukça parlak bir ekran diyebiliriz. ERA 50 serisine baktığımız zamansa 6.78 inç boyutunda bir ekran görüyoruz. Tabii ki burada çözünürlük de, ekran da büyüyor ve çözünürlük de artıyor. 2460x1080 piksel Full HD Plus çözünürlük görüyoruz. Tabii ki çözünürlük artınca PPI değeri de artıyor ve 396 PPI gibi bir değere çıkıyoruz ki bu oldukça iyi. %91.57'lik bir ekran kas oranı var ve baktığınız zaman bu telefonda da IPS tabanlı bir LCD ekran görüyorsunuz. Ben zaten arkadaşlar telefonların böyle altlı üstü yerleştirdim ki burada farkı da kendiniz görün. Hangisi sizin için daha iyi, hangisi sizin için daha kötü, bu konuda yorumlarınızı da mutlaka bizlerle paylaşın. Gelelim işlemci tarafına. İşlemci tarafına geldiğimiz zaman biraz oyun tarafından bahsetmemiz lazım. Tabii ki iki telefonda oyun telefonu değil. Fakat bu telefonlar oyun oynatabiliyor mu? Zaten şu anda göstereceğim, oynatabiliyor. ERA 30 serisine baktığımız zaman 15'te 30 FPS aralığında bir değer alıyoruz. ERA 50 serisine baktığımız zamansa çok net bir şekilde 30 FPS alabiliyoruz ve zaten bunu paylaşacağım. Kusursuz bir şekilde oynayabiliyorsunuz oyunları. Bu tarafta kafanıza bir soru işareti olmasın diye de oyun içindeki arkadaşlar bu videoları sizlerle
sizlerle paylaşıyorum. İki telefonda da kullanılan açıkçası Yonga setleri kesinlikle yabancı solunumuz Yonga setleri. R30'a baktığımız zaman MediaTek Helio G36 var. Bu arkadaşlar MediaTek Helio G36 4 adet 2.2 GHz'den çalışan Cortex A53 ve 4 adet de 1.6 GHz'den çalışan Cortex A53 çekirdekten oluşuyor. Oyun tarafında muhteşem bir deneyim sizlere sunmasa da yeterli bir performans en azından bu fiyat segmentini düşündüğünüzü alabilirsiniz. MediaTek Helio G88 ise Era 50'ye güç veren bir Yonga seti. Yabancı solunumumuz bir Yonga seti. 2 adet 2 GHz'den çalışan Cortex A75 ve 6 adet de 1.8 GHz'den çalışan Cortex A55 çekirdekleri var. Era 30 serisinin arkadaşlar bizim kullandığımız versiyonda 128 GB hafıza ve 4 GB RAM varken Era 50 serisinde ise arkadaşlar 256 GB hafıza ve 6 GB de sistem belleği var ama bu 6 GB'lık sistem belleğini zaten yan tuşta göstermiştim. Arttırmak mümkün. Tabii bunu hem Era 30 için hem Era 50 için arkadaşlar RAM arttırımı yapabiliyoruz. Dediğim gibi iki telefonda oyuncu telefonu değil, oyun telefonu değil ama bu telefonları satın alan insanların da belli bir seviyede oyun oynayabileceklerini söyleyelim. Bence Era 50 serisi de çok başarılı bir oyun performansı alabiliyorsunuz. Era 30'da PUBG oynarken çok denk gelmedi ama Era 50'de PUBG oynarken çok fazla düşman denk geldi ve çatır çatır hepsini de öldürdük. Yani bu telefonu aldınız diye kötü bir oyun deneyimi yaşayacaksınız anlamı asla ama asla taşımasın. Kolsuz değilseniz de gayet iyi oyun oynayabilirsiniz. Gelelim kamera tarafına. Kamera tarafına geldiğimiz zaman iki telefonda da aslında aynı kameralar varmış gibi kağıt üzerine görünse de çok aynı kameralar var diyemeyeceğim. Çünkü Era 50'de gerçekten daha iyi bir sensör var. İki telefonda ana kameraların 50 megapiksel olduğunu belirtelim. İki telefonda da f1.8 diyafram değerine sahip 50 megapiksel bir sensör var. Fakat dediğim gibi Era 50'de kesinlikle benim gördüğüm kadarıyla daha iyi bir arkadaşlar kamera var. Zaten örnek görselleri şu anda iki telefonla çekilen farklı farklı örnek görselleri sizlerle paylaşıyorum. Takdir her zaman olduğu gibi sizlerin. Ben Era 30 ve Era 50 ile ilgili küçük bir eleştiride bulunacağım. Bir tık daha iyi geliştirilmiş bir gece deneyimine bu telefonun ihtiyacı var. Gece modunun gerçekten de yazılımsal anlamda biraz daha geliştirilerek karşımıza çıkması bu telefonların gece performansının çok ciddi anlamda artmasını da sağlayacaktır. Bunu da altını çizelim. Gündüz tarafında ise iki telefonda mükemmel fotoğraflar çekiyor. Renk doğruluğu tarafına gerçekten de bir sorunla karşı karşıya kalmıyoruz. Bence bokeh tarafında da bir sorunla karşı karşıya kalmıyoruz. Hatta elimi karşısına tuttuğum zaman kameranın elimi bile gayet rahat bir şekilde arkadan ayırabildiğini görüyoruz. Bunlar bence çok güzel detaylar. Bununla beraber tabii ki HDR modunun falan da muhteşem çalıştığını söyleyebilirim. Özellikle beyaz dengesi tarafında da arkadaşlar hem Era 30 hem de özellikle Era 50 oldukça iyi. Hem Era 30 hem de Era 50 serisinin arkadaşlar arka tarafta 2 megapiksel bir bokeh sensörü var. F2.4 diyafram değerinde bildiğimiz bir sensör. Bununla beraber üçüncü bir yardımcı sensör var. Bunun hem arkadaşlar derinliğe hem de renk tarafının daha doğru çıkmasına destek olduğunu biliyoruz. 0.08 megapiksellikte arkadaşlar. Üçüncü bir kamera telefonda yer alıyor. Era 30 ile Era 50'yi birbirinden ayıran kamera tarafındaki en önemli detaysı arkadaşlar selfie kamerası. Era 30'da 8 megapiksel bir selfie kamerası var. Ya 8 megapiksel de olsa şu anda da gördüğünüz gibi bence yeterli iyi bir performansa imza atıyor. Ama Era 50 serisinde kullanılan 32 megapiksellik selfie kamerası tabii ki Era 30'un çok çok ötesinde yer alıyor. Son dönemde gördüğüm general mobile telefonlar içindeki en iyi selfie performanslarından bir tanesi kesinlikle Era 50'deydi. Bununla beraber Era 50'de 108 megapiksel çekim desteği bizlere sunulmuş durumda. Bu da güzel bir detay. Zaten biliyorsunuz general mobile uzun zamandan beri bunu bizlere sunuyor. Bununla beraber önde ve arkada da 1080p'lik video kaydı var. Çektiğim fotoğrafları sizlerle paylaştım. Paylaşıyorum. Takdir tabii ki sizlerin ama bu fiyat segmentini düşündüğünüz zaman yani 10.000 TL'nin altında satılan telefonlara baktığınız zaman bence iki telefonunda yeterli bir fotoğraf performansa imza attığınız görebiliriz. Standart bir kullanıcı bu telefonu aldığında gerçekten deklanşörüne bastığında iyi bir fotoğrafa imza atabilir. Bu da bence bu telefonların güzel taraflarından bir tanesi. Abi çok kısa bir şey soracağım. Şu an çekimdeyim. Şimdi bu telefonlar Android 14'te geliyor. 15 alacak mı bunlar? Var mı böyle bir şey? Evet, alacaklar işte. Tamam. Onu en azından söyleyeyim. Teşekkür ettim. Görüşürüz. Kusura bakma kısa kesiyorum. Şu an hatta çekim devam ediyor. Çok sağ ol abi. Görüşürüz. Hoşça kal. Arkadaşlar güncelleme tarafında şunu söyleyeyim. Az önce General Mobile ile görüştüm. Bu konuda en azından kafaları soru işareti kalmasın diye aradım sordum arkadaşlar. Şimdi bu telefonlar Android 14 ile beraber geliyor. Fakat iki telefonda Android 15 güncellemesi alacağı belirtildi. Bu zaten aslında General Mobile'in bir politikası. Bir telefon çıkarttıklarına mutlaka bir büyük Android güncellemesi veriyorlar. Bu telefonların da Android 15 alacağını buradan müjdeleyelim. Bununla beraber gençlerin çok fazla istediği şeylerden bir tanesi NFC. Çünkü birçok genç arkadaşımız NFC ile ödeme yapabiliyor. İşte metroya, otobüsleri bunlarla binebiliyor. Hatta son dönemde biliyorsunuz ödemeler de artık NFC ile dönmeye başladı. Ödeme yöntemleri de bununla çözülüyor. Bundan dolayı gençlerin çok fazla istediği NFC teknolojisi de
Bu telefonlarda yer alıyor. Bu da bence güzel düşünmüş bir ayrıntı. Yani General Mobile'in gençleri ve sizi dinlediğinin de açıkçası en büyük göstergesi diye düşünüyorum. Arkadaşlar benim bu telefonlar özelinde söyleyeceğim şeyler bu kadar. Era 30 ve Era 50 hem tasarımsal anlamda, hem fiyat anlamında, hem de genel performans anlamında satın alabilecek telefonlardan bir tanesi. Şimdi birçok insan tabii ki dediğim gibi bu telefonları değil de böyle amiral gemisi telefonları falan filan düşünüyor ama arkadaşlar bakın Türkiye'de aslında dünyada satılan telefonlar, Android telefonlar aslında bu fiyat segmentinde oluyor. Yani siz şöyle mi düşünüyorsunuz? Atıyorum Samsung Türkiye'de en çok Galaxy S24 serisini mi satıyor sizce? Kesinlikle böyle bir durum yok. O tarafa baktığınız zaman A serisinin giriş seviyesini arkadaşlar satıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de en çok satılan telefonlar da 10.000 TL'nin altında oluyor. İşte bu telefonlarda bu fiyat segmentini gerçekten de çok iyi bir şekilde karşılayabiliyor. Özellikle güncelleme desteğinin olması, pil tarafında iyi performanslara imza atması, kamera tarafında kesinlikle bu fiyat segmentine dolu dolu doldurması, bu telefonları da yerli üretim olmasından, yerli bir marka olması açısından da öne çıkartıyor. Tabii ki takdir, yorum her zaman olduğu gibi sizlerin. Videonun başında da söylemiştim. Tekrar söylüyorum arkadaşlar lütfen eleştirilerinizi doğru cümlelerle yaparsanız çok sevinirim. Birçok insanın şunu söyleyeceğinden de adım kadar eminim. GM 24 Pro. Evet bu telefonların özellikle Era 50'nin tam karşısında diğer markaları bırakın şu anda GM 24 Pro var. Bunun da çok net farkındayım. Ama emin olun yarın GM 24 Pro bittiğinde ya da fiyatı arttığında ki bence fiyatı artacaktır. O zaman işte bu telefonları fiyat anlamında eleştirmek çok doğru ve mantıklı olmayacaktır göreceksiniz. Benim şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yorumlarınızı dediğim gibi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.